Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere Coindex'le alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. En son durumla alakalı bilgiler vermiş olacağım. Konuya geçmeden önce bizleri sosyal medyalardan takip etmek istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında bütün sosyal medyalarımızı bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Coindex biliyorsunuz piyasada tutunamadı ve bir tane yabancı borsayla birlikte kendi borsaları o da birleşerek Crosstech diye bir borsa oluşturacaklar. Daha büyük sermayeli olacak çok büyük bir ihtimalle daha farklı özellikleri olacak. Fakat biliyorsunuz Coindex'te bir endeks vardı. Coin tokeni endeksi. Bu coinler ne olacak? Bununla alakalı bilgileri zaten biz size 22 Nisan'da vermiştik. Son günde 25 Nisan demiştik. Bu son gün dediğimiz olay aslında şuydu. Bir oylama vardı. Bu oylamada olumlu bir oy çıkarsa şu olacaktı. Coinler şurada yazılan hatta şöyle büyüteyim. Şuradaki satın alma bütçesi olan 2 milyonluk bir bütçeyle toplam talep toplanacak ve bu talebe göre de dağıtım yapılacaktı. Yani tether olarak dağıtılacaktı cüzdanlara. Veyahut da farklı bir alternatif XCR dediğimiz yeni borsanın tokeninden alabilecektiniz. Onunla alakalı daha bir gelişme yok ama bu dağıtım işlemi gerçekleşti. Tether dağıtım işlemi. Ben bu videoda özellikle şundan bahsetmiştim. Benim kendim şahsi olarak XCR talebinde bulunacağım yani coinlerimi swapla XCR'ye dönüştüreceğimi söylemiştim. Böyle bir tavsiyede bulunmuştum. Nedenlerini de sıralamıştım. Çünkü bakın burada toplam satın alma bütçemiz belli. Toplamda 2 milyon dolarlık bir satın alma bütçemiz var. Ve başvuru sayısına bağlı olarak ücretlendirme gerçekleşeceğinden bahsetmiştim. Bu videoda coin'in fiyatı yaklaşık olarak 4 cent seviyelerindeydi. Ve video içerisinde bakın ben bir hesaplama yapmışım. Hemen onu göstereyim bizim bakiyemiz nedir? Tether bakiyemiz. Onu buraya yazalım. Buna karşılık buna karşılık buradaki toplam coin'i bir yazalım. Tabi bu kadar olacak demiyorum. Belki bunun yarısı olacak. Bilemeyiz. Belki diğer kısımdaki coin sahipleri yeni coin'i almak isteyecek. Mesela ben yeni coin almak isteyeceğim. Onu söyleyeyim. Çünkü bir alternatif olacak benim adıma. Zaten burada coin'lerim benim bekliyor. Para ihtiyacı olan varsa tabii ki tam tersi de hareket edebilir. Toplam bakiyeyi şuradaki üretilen coin'e bölersek birim fiyat olarak karşımıza 0,0059 çıkıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben burada toplam üretilen coin miktarına toplam havuzu böldüğüm zaman veya toplam havuzu üretilen miktara böldüğüm zaman yaklaşık olarak 0,006 dolarlık bir birim fiyat elde ettim. Peki ortaya çıkan Sonuç ne oldu? Hemen şöyle Twitter'a gidelim. Bakın coin geri alımı tamamlandı. Toplam geri alım için başvurulan coin sayısı 160 milyon 553 bin. Coindex'e tekrardan ya da şuraya geleyim. Bakın burada ben ne hesaplamıştım? Tamamını hesaplamıştım. Yani toplam üretilen miktarın tamamını başvururlarsa bu kadar bir miktar olur. Hatta devamında şunu da söylüyorum. Şu anki 004'ün neredeyse onda biri. Yani 9'da bir fiyat demek ne oluyor? Yani bu 5'te biri de olabilir. Onu da söyleyeyim yani 4'te biri de olabilir veya da aynı fiyat da olabilir. Bu tamamıyla afaki. Bakın ne demişim? Aynı fiyat da olabilir ki olma ihtimali çok düşüktü. 4'te biri de olabilir, 5'te biri olabilir. Şu anki fiyatın 004'ün 4'te biri oldu. Hemen tekrardan göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir coin'in fiyatı 0013.59 13 59 dolarlık bir miktara karşılık Geldi. Burada zaten daha demin söylediğim gibi XJR takası ile ilgili duyuru daha sonra yapılacak deniyor. Onunla alakalı beklemede kalmakta fayda var. Twitter hesaplarını veyahut da Telegram'dan muhakkak takibini yapın. Bu açıklama ben videoyu çekmeden gördüğünüz gibi 14 saat önce yapıldı. Diğer borsanın tokeninin dağıtımı da yapıldı. Orada sabit bir fiyat olduğu için orada takas yapmak daha mantıklıydı. Fakat bizim coin'deki takasımız çok mantıklı olmadı açıkçası. Hemen şöyle göstereyim. Mesela benim cüzdanımda arkadaşlar 10.385 tane coin var. Ve birim fiyat olarak da şu an bizim borsada 0.034 gözüküyor. Ve bu 615 dolara karşılık geliyor. Eğer ben şayet bozdurmuş olsaydım veyahut da swap işlemi yapmış olsaydım. Tedir almış olsaydım diyelim. Ne kadar alacaktım? Hemen onu da hesaplayayım. Şöyle yapalım. 10.385 artı 7.677. 18.000 civarı 0.0 şuradan hemen tekrardan birim fiyata bir bakalım. Birim fiyatımız 0.01359 yani 245 dolar. Şu an benim bakiyemde 600 küsür gözüküyor. Yani 600 küsürün sadece 245 dolarını alabilecektim. Hani şöyle düşünebilirsiniz en azından paramı kurtarayım belli bir miktarını kurtarayım diye düşünecek olursanız tamam bu düşünülebilir ama elimde benim bu kadar bir varlığım varken bunun neredeyse dörtte birini almak açıkçası beni üzerdi. Onun için böyle bir yaklaşımda bulunmuştuk ki bu videoda da aynı şekilde ben size öneriyi bu şekilde yapmıştım. Diğer borsanın tokenini almak daha mantıklı. En azından potansiyel olabilir. Çünkü o endeks olmayacak. Buradaki problem endeks olmasından kaynaklı. Bir türlü satış işlemi gerçekleştiremiyorduk. Bakın şuradan borsaya girelim. Şu an halihazırda hazırda baktığımız zaman da biz borsada tahtaya yazdırabiliyoruz ama tahtadan satış işlemi gerçekleşmiyor direkt. Hemen şöyle koyuna e bakalım. Bakın değişim kısmına baktığımız zaman zaten sıfır yazıyor. Şöyle gireyim. Bakın tahtada satış var ama alış pozisyonları tamamen kapalı. Şu an baktığımız zaman zaten çok fazla da aşırı bir satış olduğunu görmüyoruz tahta içerisinde. Burada bakın alımlar var. Bunlar bölüm bölüm yapılıyor ama çok saçma bir sistem işletiyorlar burada. Onun için açıkçası zaten bu borsanın çok gitmeyeceğini de çok önceden görmüştük. Ben uzun zamandan beri de zaten bakmıyorum borsaya. İçeride belli bakiyelerim var. Onları çıkartacağım. Çok ufak miktarlar var. Onları çıkardıktan sonra yeni borsanın tokenini alarak en azından elimdeki var olan potansiyeli bir şekilde çıkartmaya çalışacağım diyelim. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. CoinDex alakalı bilgiler erişmek için muhakkak sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Ben diğer geri alımla alakalı yani diğer tokenin takısıyla alakalı bir bilgi olduğu zaman da bir video çekmeyi düşünüyorum. O zaman da sizlere video çekerek bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Benden bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.